dünya dışı bir araç, hasarsız şekilde ele geçirilen bir araç. Üzerinde çok uzun yıllardır deşifrasyon çalışması yapılıyor. Ki bu 1948'de Aztek, New Mexico'da Aztek'te hasarsız şekilde kontrollü iniş yapan araç. Onunla ilgili belgeler de çıktı, bahsederiz 89'da. Roswell değil, Roswell'den bir yıl sonra. Bunu tamamen hasarsız ele geçirdiler. Daha doğrusu teslim edildi onlara bir şekilde, içinde varlıklarla beraber. Deşifrasyon çalışması yapıldığını, sadece 400-500 kişinin bu projenin içinde olduğunu anlatıyorlar. Daha fazla bilgi veremeyeceklerini söylüyorlar Teftiş Kurulu Başkanı'na. Amiral Wilson çok öfkeleniyor. Çok öfkeleniyor. Nasıl olabilir diyor. Devlet içinde böyle bir yapı bunların gücüne anlam veremiyor. Üstlerine durumu iletiyor. Fakat üstleri diyorlar ki konunun üzerine daha fazla gitme. Yoksa seni erken emekli ederiz. Biz anladık durumu ve emekli olurken de omuzlarındaki yıldızlardan bir iki tanesini de kaybedersin. Ve kariyer yükselmesi de alamazsın diyor. Ondan sonra Wilson da bu işin peşini bırakıyor. Bence çok önemli bir şey. Yani bu bir uzay gemisi içindeki varlıklarla Evet, birlikte tabii. teslim Şimdi ediliyor. Değil mi? Doğru anlıyorum. bunu nereden biliyoruz? Doğru anlıyorsunuz. Nereden biliyoruz? Aralık 2018'de bir doküman sızdı. İşte asıl sızan önemli dokümanlar bunlar. Yani CIA'nin açıkladıklarında hiçbir şey yok. Bunlar gözden kaçıyor. Muazzam bir doküman sızdı. Ben başka bir platformda da bahsettim buna. 47 sayfalık bir Pentagon'un istihbarat raporu. Özellikle Trump döneminde sızdırdılar bunu. Hiç kimse de ne Pentagon yetkilileri ne Beyaz Saray ne ki, hiçbir yetkili, hiçbir kurum çıkıp da bunlar bu yanlıştır, bu sahtedir demedi. Zaten çok net imzalar, şeyler falan çok belirgin. Orada dönemin başkanı George Bush'a bir briefing raporu bu. Sızan rapor. 89 tarihli bir rapor. 2018'de sızdı. Sızdırdılar yani kasıtlı olarak. Orada varlık türlerine kadar anlatıyor. İşte humanoidler diyor, küçük humanoidler diyor, grilerden bahsediyor, insan olmayan dünya dışı biyolojik varlıklardan bahsediyor ve transmorfik varlıklardan bahsediyor. Şekil değiştirebilen enerji formundaki varlıklardan bahsediyor. Net şekilde bunları anlatıyor. Tesla'nın çalışmalarından bahsediyor ve asıl bomba rapordaki 1948'de Aztek kasabası New Mexico'da bir kontrollü düşüştü diyor. 25 Mart 1948 tarihinde vermiş. Aztek'in 12 mil kuzeybatısında bir çiftliğin arazisinde 30 metre çapında bir gemiden bahsediyor. İç kabininde kriyojenik tüpler içerisinde, kriyojenik dediğimiz dondurulmuş bu varlıklar. Yani uzun süreli seyahat için dondurulmuş, bizim bilim kurgu filmlerinde de vardır. Böyle dondururlar biliyorsunuz o şeyleri, yolcuları falan. Kriyojenik tüplerde 12 tane şey var. Humanoid, insansı, tam insan değil varlıklar. Üç tanesi çocuk. Bir tane varlığı bir yıl zaten şey yapmışlar. Çocuklar dünyada büyümüş. Üç tane çocuk. Muhtemelen belki de melezdi, bilemiyorum. Bir tanesi bir yıl misafir olarak kalıyor ve sonra bir takım görüşmeler sonrasında teslim ediliyor. Kendi uygarlığına, kendi halkına teslim ediliyor. Ya bunlar biz oturduğumuz yerden uydurmuyoruz. Burada belgede yazılan bilgiler bunlar, çok net şekilde anlatmış bunları. Los Alamos'ta orada laboratuvarları var ordunun. Orada tutmuşlar bir yıl. Bir yıl sonra şey yapmışlar ve çok da bilgi aktarmış bu varlık. Fakat insan evrimine hızlandıracak teknoloji bilgiler vermemiş. O demiş yasak, yasalara aykırı, evrensel yasalara aykırı. Felsefi bir takım bilgiler vermiş. Bazı genel bilgiler vermiş. Sonra bir yıl sonra da iade etmişler. Hatta bu 80'lerde Steven Spielberg'in meşhur E.T. filminin de bundan esinlenerek yapıldığı söylenir. Orada da geri dönüyordu. Bu işte savunma istihbarat raporunda olan bir şey. Ya bu çok ciddi bir belge. Yani fantezi değil bu. Bu bence olayı bitiren, ya her yerde manşet olup haber olacak İşte şey, bizim 2 yıldır konuşmamız gereken şey bu evet, bence. ama tabii çıkıp Pentagon resmi olarak bunu onaylarsa o zaman belki bu patlar bu haber. Ama o resmi onay olmadığı için, ama sessiz kaldılar. Hiçbir şey de söylemediler. Bu iş
Böyle işte UFO çevrelerinde konuşuluyor sadece, o kadar. Aslında son derece önemli bir belge. Yani kırılma noktası gibi bir şey. Şimdi ben bunu duyunca tabii balıklama üstüne atladım ama hocam esas siz şeyi anlatıyordunuz. Bu bilgileri bu birimin gizli birimin başına geçen bu kadarını öğreniyor. Sonra neler Yok oluyor? şey, Orayı Amerikan Rusyası. anlatıyordunuz. Ondan sonra o işte bu işin peşini bırakınca şeye geçiyor. İstihbaratın başına geçiriyorlar onu. Ordu istihbaratının. Ondan sonra da oradan emekli oluyor. Fakat o yapı, savunma istihbarat yapısı, işte bu belgeyi açıklayan yapı. Yani o Amiral Wilson'dan beri o otonom Kamal yapısına karşı, özerk yapıya karşı bir tutum geliştirmiş ve o geleneğini sürdürmüş. Bir donanma, iki bu genelkurmay istihbaratı, Pentagon ya da savunma istihbaratı dediğimiz yapı. Ha, işte zaten hep onlardan çıktı Trump döneminde bu işler. Ha, o dönemde bu Amiral Wilson, müfettiş olan Amiral Wilson, Eric Davis diye bir astrofizikçiyle görüşüyor. Fikir alışverişinde bulunuyorlar. O onu anlatıyor. O diğer astrofizikçi ona bildiklerini anlatıyor. Onların aralarındaki yazışmalar sızdı. Bütün bu bilgiler çıktı ortaya. Asıl ilginç olan Eric Davis'in 2020 Temmuz'unda Amerika'da kongre üyelerine ve senatörlere briefing vermiş olması UFO'lar konusunda ve ele geçirilen dünya dışı materyal ve teknolojiler konusunda. Briefing veriyor. Yani bunların hepsi Trump döneminde bir araya geliyorlar. Bir hareket başlatmak için. 2017'de Q dediğimiz bir hareket başlıyor. Underground bir hareket bu. Takip edenler bilirler. Sürekli bir underground kanaldan Kabal aleyhine bir takım şeyler açıklıyor. İstihbarat veriyor. İşte Trump'ı destekliyor falan. Q hareketi. Onu bahsedeceğiz şimdi. Bu Hawaii meselesi var. O çok kritik bir olaydır. Şimdi Hawaii işini geçmeden önce bu Trump'ın başına gelenler. Ha, bu arada siz o yaptığımız yayında demiştiniz ki hatta ben onu sonra kullandım. Bakın bu Amerika'da işler kızışacak. Hatta yazın bir kenara darbe bile Evet. olabilir dediniz. Bundan önceki yayında. Bu işlerin bu kadar karışması, Trump'ın başının bu kadar belaya girmesi, kongre binası basıldı, herkes taakkuzda daha neler olacağını bekliyor derken bu meseleyle bir ilgisi Tabii var mı? Yani bu var. bir İşte tarafta bu iş aslında 2016'da bu Wilson'dan itibaren gelen savunma istihbarat yapısı ve donanmadaki kabal karşıtı yapılar artık bu özerk yapıya isyan ettiler ordunun içinde. Hiçbir bilgiye erişemiyor ordu. Kendi ülkelerinde bir hakimiyetleri yok. Serseri bir yapı tarafından idare ediliyor her şey ve korkunç paralar akıyor bu yapıya. Korkunç paralar akıyor. Hiçbir kontrolleri yok. Askerler buna isyan ettiler. 2016'da da işte Donald Trump'ı ikna ederek başkanlık yarışına soktular. O noktada zaten ilk darbe planları o zaman yapılıyordu. Eğer Trump kaybetse, Hillary Clinton kazansaydı belki o zaman bir askeri hareketlilik olacaktı. Ama Trump kazanınca Trump'ı kullanarak onun üzerinden bu yapıyla mücadele etme kararı aldılar. Yani devleti, orduyu, siyaseti, tamamen dejenere olmuş olan Washington DC'yi, tamamen kokuşmuş olan, yolsuzluğa bulaşmış olan Washington DC'yi bu derin devlet yapısından kurtaralım mücadelesi başladı. İşte hep bu adamlar var temelinde bu işlerin. Ve bu noktaya kadar gelindi. Altyapı kurdular 4 yıl içerisinde. Bir işte Amerikan halkında bir uyanış yarattılar. Belli bir altyapı kurdular. İkinci döneme saklıyorlardı asıl operasyonları. Fakat olmamış görünüyor şimdilik. Bana göre iş bitmedi hala. Hala Trump'ı bahar aylarında tekrar Beyaz Saray'a bir şekilde oturtma planları olduğu konuşuluyor. Ama bilemeyiz tabii, bir şey söylemek çok zor. Bunu nasıl yapacaklar? Belki işte seçimlere dair ve yolsuzluklara dair bir takım belgelerin arka arkaya açıklanmasını bekleyebiliriz. O olabilir. Bu pedofili dosyaları bekliyor. Onun için karışmış birçok siyasetçi var, sanatçılar var. Yani büyük bir çete. O pedofilileri ifşa edip, o rezilliği ifşa edip onları o şekilde yıkmaya girişebilirler. Hala o şeyler devam ediyor.
Ben bu işin bittiğini düşünmüyorum Amerika'da. Bitmedi yani. Trump zaten onun mesajını Anladım. verdi, yeni başlıyoruz diye. Ama bekleyip görmek lazım. Çok büyük bir ülke. İşler bir günde değişebiliyor. İşte birileri ihanet ediyor. Ortada kalıyorlar falan. Göreceğiz. Göreceğiz zaman içerisinde. Bu arada bu pedofili skandallarıyla da ilgili bir hazırlamış olduğum dosya vardı. Nasıl bu Amerika başkanlarının ya da çok üst düzey kadronun böyle bir çetenin ne diyeyim mağduru da demek istemiyorum ama parçası olduğu ile ilgili onu da yine YouTube'da izleyebilirsiniz yukarıdaki linki tıklayarak. Şimdi hocam gelelim şu havai meselesine. Bu mesele neden bu kadar önemli? Yıllarca otopsi görüntüleri gördük. Bir UFO görüntüleri gördük. Sonra bunlar sahtedendi, gerçekten de böyle net bir şey var mı? 47 sayfalık Pentagon'un istihbarat raporu varlık türlerine kadar anlatıyor. Bu çok ciddi bir belge. Dünya dışı bir araç, hasarsız şekilde ele geçirilen bir araç. Üzerinde çok uzun yıllardır deşifrasyon çalışması yapılıyor. 13 Ocak 2018'de sabah 8:08:07 alarmlar çalmaya başlıyor havayla. Görgü tanıkları o alarmların verildiği sırada havada bu insanlar %85'i pozitif anlamda büyük bir dönüşüm yaşıyorlar bu temaslardan sonra. Sonsuz boyutlarda, sonsuz varoluş katmanlarında sonsuz yaşamlar var. Zihnimizi bunlara hazırlamamız gerekiyor. O günler geldiğinde büyük şoklar yaşamayalım. Tüm bilgiler, dünya dışı realitesi dahil olmak üzere, uyanış bilgilerinin dünyaya yayılacağı merkez Anadolu olacaktır bana göre. Temasçılara o söylenen bir şey var. Şu an 50 yaşını geçmiş kişiler dahi yaşam süreleri içerisinde bu değişimi, dönüşümü görecekler, deneyimleyecekler. Öyle şeylerle karşılaşacağız ki çok sarsılacak herkes.